Merhaba arkadaşlar. Sizinle ilk bu taslağı yapmıştık. Dönütlerden de sonra böyle bu şekilde sadeliğe dönüştürmüştük. Bakın daha güzel bir şekle bürünmüştü. Sonra sizin yine uyarılarınızla bu şekle getirmiştik. Ve daha sonra bu desenli haline en sonunda geçmiştik. Ama bu bir A4 kağıdıydı, küçüktü. Sonra biz bunun iki kat büyük modeline geçtik. Yani şöyle gördüğünüz gibi bunu da sizinle paylaştım. Tamamen sizin paylaşımlarınız yani dönütlerinize göre düzeltmeye çalıştık. Sonuçta bir insan göremez ama birçok insan birlikte çalışırsa daha güzel olur. Yani aslında bunu birlikte yapıyoruz. Bakın şuradaki Kaan uymuyordu. Kokpiti falan hepsini düzeltip bu hale getirdik. Bu 2 A4 kağıdıyla daha büyük. Bakın buna göre daha büyüktü. Bu aşağı yukarı bitmişti arkadaşlar. Sonra bir arkadaşımız yine yorum yaptı. Dedik usta dedi hani bu motorlar devam ediyor. Bakın şuradan devam ediyor. Yani bu burada direkt bir düz alan var. Onu düzeltmemiz lazım dedi. Sonra artık şöyle bir deney yaptım ben. Oralara bir çizgi çektim ve bir ayar yaptık. Birazcık belli olur gibi oldu. Ve sonra hatta bu kokpitlere işte pilot koyduk. İsteyen de pilot koymayıp bu şekilde de yapabiliyor. Ve sonra artık en son bu hale getirdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu motorun şekli buradan devam ediyor. Kaan uçağımızın. Evet, inşallah bunu yapacağız. Bu arada tekerlekler de biliyorsunuz onları yapmıştık zaten. Basit bir şekilde yaptık arkadaşlar. Umarım tamamına getiririz. Ve böylelikle Kaan uçağımızı da yapmış oluyoruz arkadaşlar. Bu arada bakın şu güzel bir yapıştırıcı da yapıldı. Papirüssüz. Ama yapıştırıcı kötü olunca bakın hatalar oluşuyor. Bunu o şekilde oldu. Kendi yapıştırıcım artık satılmıyormuş. 404 küçük yapıştırıcılar kullanıyordum. Artık satılmıyor. Umarım uygun bir yapıştırıcı bulup aynı bunun gibi pürüzsüz yapabiliriz. Bu kadar arkadaşlar. Görüyorsunuz. Maketimiz bu. Arkayı uzattık. Aynı Su-57 gibi. Biliyorsunuz sanki F-22 ile Su-57'nin özelliklerinin birleşiminden oluşuyor. Ön taraf F-22'ye benziyordu. Gördüğünüz gibi. Arka taraf Su-57'ye benziyor biraz. İşte F-16'lar motorundan F-110 motorunu kullandık. Bakın şu ovallik. Bu motorun devamının bu şekilde gitmesini sağladık. Şuraya kadar buradan sonra yukarı doğru gidiyor. Umarım istediğimiz gibi bir şey ortaya çıkmıştır. Yine bir değerli bilgileriniz varsa altta yorum olarak belirtebilirsiniz. Bunun bu şekilde olmasının sebebi yani şuradan buraya gelmesinin tek sebebi sizin yorumlarınız. Çünkü bir insan tek düze yapabilir ama yorumlarla daha güzel bir şey ortaya çıkar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bu videoyu beğenmeyi, aşağıda yorum bırakmayı ve Süleyman Pehlivan YouTube kanalına abone olmayı sakın unutmayın. Bedava maketler, hem de Türk Silahlı Kuvvetleri maketleri, hepsi burada. Savaş gemileri, savaş uçakları, zırhlı araçlar, tank ve helikopterler. Akıncı ve Kızıl Elma. Ve dahası için ne duruyorsun? Hadi, beğen, yorum at ve abone ol. Merhaba arkadaşlar. Kısaca size maketleri nasıl yapacağınızla ilgili yönlendirme vereceğim. Evet, kanalımıza girdiğimizde video listeleri var. Burada tüm maketler video listesi var. Buradan baktığınızda maket videoların hepsini göremezsiniz. Tüm maketlerin yanında tümünü oynat seçeneği var. Ona tıklamanız gerekiyor arkadaşlar. Tıklayalım. Gördüğünüz gibi tüm maketlerin listesi vardır. Buradaki videolar her maketin nasıl yapılacağını anlatmaktadır. Bir tane maket seçelim. Mesela F4 maketi nasıl yapılır videosu var. Tıkladık. Evet, tıkladığımızda bakın 58 dakikalık maketin nasıl yapılacağını anlatan videomuz var. Peki planını nasıl çıktı alacaksınız? Her videonun açıklama kısmına baktığınızda arkadaşlar bakın maketin planları diye maket planları mevcuttur. Mesela maketin planları için buraya tıkladığınızda maketin planları açılmaktadır. Gördüğünüz gibi şu anda F4 açtık. F4 uçağının maketinin planları. Bunları herhangi bir yerden yazdırdığınızda kesip yapıştırarak buradaki videoları takip ederek Türk Silahlı Kuvvetleri aracının maketini yapabilirsiniz arkadaşlar. Umarım bu video işinizi görmüştür.